Şimdi ilk etapta önce çikolatayı eritmekle başlıyorum. Çok lezzetli bir çikolatalı kek yapacağız. Bugün ben çilek kullandım. Kırmızı herhangi bir meyve olabilir, kayısı olabilir, şeftali olabilir. Şimdi çikolatalar iyice eriyecek. Daha sonra içine tereyağını katacağım. Bu esnada toplamda 100 gram badem ve kaju kullanıyorum. 50'şer gram ikisinden de. İkisini rondodan geçirip un ufak hale getireceğim. Bu tarifte çok az miktarda bir un var. Onu da ilave ediyorum, 30 gram kadar unu. Eridikten sonra bu kaju ve badem unun içine giriyor. Tuz var yine kullandığım ve bir kaşık kadar toz kahve ilave ettim. Evet, şimdi bir miktar damla sakızını döveceğim. Toz haline getirdikten sonra bu unlu karışımın içine ilave edeceğim. Evet, şimdi bütün ön hazırlıklar tamam. Çikolatanın erimesini bekliyorum. Bu erirken de içine tereyağını ilave ediyorum. Evet, tereyağı ve çikolatayı erittim. Artık onu soğumaya alıyorum. Daha rahat soğuması için bir kaba boşaltacağım onu. Şimdi bu soğurken de 5 tane yumurtayı şekerle çırpmaya alıyorum. Beş tane yumurtayı şimdi şekerle çırpıyorum. Daha sonra yavaşça unu karışımı ilave ettikten sonra da hazırladığım harcı çikolatalı karışımla birleştireceğim. Şimdi niye iki kalıp kullanıyorum? Tek bir kalıp kullanıp niye ortadan ikiye bölmüyorum? Çünkü bu tarifte kabartma tozu yok. Yine bu tıpkı bir brownie gibi pişecek. Biraz sufle gibi pişecek. Dolayısıyla bunu kalıptan çıkartıp ikiye bölerken parçalanma problemleri yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla eğer iki eşit kalıbınız varsa, bu iki yuvarlak kalıp da olabilir, kare olabilir, dikdörtgen olabilir şuradaki gibi. İki katlı yapacaksanız bölme esnasında parçalanmaması için iki farklı kalıba bölüyorum. Yumurtayla şekerin çok iyi çırpılmış olması çok önemli. İyice köpürdükten sonra da hazırladığım unlu karışımı iki parça halinde ilave ediyorum. Çok fazla çırpmayacağım. Sadece biraz karışmış olması yeterli benim için. Köpüğünün sönmemesi için, basık bir kek olmaması için. Evet, daha sonraki karıştırma işlemini zaten bir spatula yardımıyla yapacağım. Artık iki karışımı birleştirebilirim. Sadece karıştığından emin olana kadar çevirme işlemine devam edeceğim. Daha fazla köpüğünün sönmesini istemiyorum çünkü. Oldukça sıvı bir harç. Daha katı olmasını beklemiyorum. İyice karıştırdım. Şimdi eşit olarak dağıtmak için yan yana koyacağım iki kalıbı ve bu şekilde kalıba döküyorum. Eşitledim. Şimdi 180 derecede sadece bir 25 dakika pişecek. Daha sonra soğumaya alacağım. Bu esnada da içinin cheesecake harcını hazırlayıp daha sonra üstünün güzel bir ganajı var. En son birleştirip süsleme aşamasına geçeceğiz. Evet, şimdi sıra geldi çilekli kekin ara katının cheesecake'ini hazırlamaya. Bunu peynirle yapacağım. Ve içine hiçbir şekilde şeker ilave etmeyeceğim. Ve üstünün ganajını hazırlamaya. Kremayı bir tencereye alıp kaynama noktasına getireceğim. Kaynadıktan sonra da küçük parçalara böldüğüm çikolataların içine ilave edeceğim. Bu esnada krem peyniri mikserde iyice pürüzsüz hale gelene kadar çırpıyorum. Ve bunun içine eklemek için de birkaç tane çileği küp şeklinde kesiyorum. Çilekler ne kadar taze ve ne kadar diri olursa o kadar güzel olacaktır. Evet, kaynayan kremayı artık çikolatanın üstüne ilave edebilirim. Çikolata kaynayan ısınan kremanın içinde iyice eriyene kadar karıştırmaya devam edeceğim. Daha sonra bu hazırladığım ganajı üst katına ve bütün kalan diğer taraflarına kekin yayarak süreceğim. Servis edeceğim tabağa pişirdiğim iki tane kekin üzerinden en kötü görünümlü olanı önce alt kata koyacağım, alt tabana koyacağım. Oldukça yumuşak bir yapıya sahip olduğu için parçalanma riski çok fazla. Ve şimdi alt tabanı yaydım. Krema kıvamına getirmiş olduğum krem peynirin içine küçük parçalara böldüğüm küp şeklinde kestiğim çilekleri karıştırıyorum. Şimdi bunun içine hiçbir şekilde şeker girmediği için
Çok az bir tatlılık vereceğim. Onu da az miktarda bir çilek reçelinden vermek istiyorum. İnce bir tabaka halinde alt kata çilek reçelinden sadece üstünü kaplayacak kadar sürüyorum. Daha sonra üzerine hazırladığım krem peynir ve çilekli kremayı yayıyorum. Eğer bu kremanın içerisinde biraz tatlılık istiyorsanız çok az miktarda bir pudra şekerini ilave edebilirsiniz. Orta kata da koyduktan sonra artık en üst kata diğer kek gelebilir. Onu da dikkatli bir şekilde yerleştiriyorum. Şimdi sıra geldi üzerine ganajı yaymaya. Bu kata da ganajı yaydıktan sonra biraz soğumaya alacağım. Servisten önce de üzerine biraz çilek ve pudra şekeriyle süsleyeceğim. Üzerini bol miktarda çilekle süsledikten sonra da çilekli çikolatalı kekimiz hazır.